Dün akşam saatlerinde Ezgi, birkaç gündür bu işin peşindeydik. Dün akşam saatlerinde çok neyse ki ismi öğrenebildik diye seviniyorduk. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi haberleştirmiştik. Yani şöyle söyleyeyim, belge prosedürlerine kalmıştı iş. Hatta dün biz haberi biraz daha yumuşatarak verdik, öyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe sadece resmi imza kaldı, son nokta kaldı desek yanlış olmazdı. Gece... 3 sularında 4 su yani oldukça geç saatlerde Fenerbahçe bu transferden vazgeçti. Tam olarak vazgeçme sebebiyle ilgili bir bilgim yok onu ifade edeyim. Ee, henüz öğrenemedik tabii ki öğrenmeye çalışacağız gayret edeceğiz. Solbek için Watford'dan hatta az önceki yayında da söyledim Ozan Tufan'la aynı uçakta olacaktı Deniz Ros Yani e, ikisi birlikte gelecekti ama Deniz Ros'un o uçağa binmediğini söyledim. Sebebi de buymuş. Bu transfer iptal oldu. Fenerbahçe başka bir sol bek arıyor dilerim o ismi de bulabiliriz. Yabancı yine farklı bir sol bek arayışı var. E, UEFA Avrupa UEFA Konferans Ligi kadrosuna da yazmak istiyor bu ismi. O yüzden bu geceye kadar hareketli olacak. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki her konuda anlaşma sağlanmıştı hem Watford'la hem de oyuncuyla ama Fenerbahçe bu transferden vazgeçti. Deniros transferi iptal oldu. Bu bilgiyi de paylaşalım. Ozan Tufan havada geliyor. E, açıklanır bugün öğlen öğleden sonra. E, onda da tekrar edelim. Özellikle İsmail Kartal'ın isteği ve Fenerbahçe'nin de Ozan'a ihtiyacı olması sebebiyle Ozan'ın burada bir fedakarlığı söz konusu. Opsiyon hala geçerli. Watford kümede kalırsa Ozan devam edecek. Bir de bugün Efecan konusu var. Efecan konusunda da iki başkan bugün görüşecek. Olumlu olumsuz onda da sonuç çıkmasını bekliyoruz. Yani Ozan Tufan, Efecan ve bir daha bir de sol bek transferi konusunda bugün gelişmeler yaşanabilir. Biz takipteyiz. Daha çok e, hareketli, sıcak bir gün bizi bekliyor gibi gözüküyor. Tonkeze de tekrar edelim. Fenerbahçe Deniroz transferinden vazgeçti. Ozan Tufan da kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak. Selim seni hazır yakalamışken Forvet'i de sorayım o zaman. Forvet transferiyle ilgili bir gelişme olması bekleniyor mu bugün ya da ilerleyen günlerde? Açıkçası Ezgi bugün çok fazla beklemiyorum ama tabii ki bizim her şeye hakim olma şansımız yok. Muhakkak bizim, muhakkak bizim de bilmediğimiz şeyler oluyor olabilir. Ama ben Forvet transferinin bu iki transfer kadar acele edilen bir konu olduğunu düşünmüyorum. Solbek konusu özellikle çünkü takımın orada sayısal eksiği var hani nitelik kalite eksin forvette nitelik ve kalite eksiği var orada sayısal eksik var o yüzden sol bek öncelik ama Seferovic konusunu anlatmıştık Fenerbahçe kiralayamadığı için olmadı o iş muhtemelen başka arayışlarda vardır ya yani ben asla sürpriz olmaz bana forvet gelişmesi ama benim en azından elimdeki bilgiler biraz daha Efecan konusu sol bek konusu Avrupa Konferans Ligi'ne kadrosuna yazılmak istenen oyuncular bunlar Ozan Efecan Solbek bek bunlar onu söyleyebilirim. Peki Selim sana kolay gelsin diyelim ve çok teşekkür ederim aktardıkların için. Şimdi Selim'in verdiği bilgiler doğrultusunda Deniroz'dan vazgeçildiğini biliyoruz. Ozan Tufan'ın havada olduğunu, geldiğini biliyoruz ve Fecan Karaca için de girişimlerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Bir sol bek arayışı da tabii ki devam ediyor. Bugün Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanabilir. Selim'in verdiği bilgiler doğrultusunda değerlendirirsek Mehmet Fenerbahçe'deki transfer çalışmalarını nasıl görüyorsun? Ya benim Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısındaki başarısızlığını Perere'ye bağlamama sebebim zaten kadro mühendisliğindeki sıkıntı. Yani Perere'yi bizler üçlü oynuyor diye ben kendi adıma üçlü oynayabilirdim ama üçlünün önüne Gustavo, kenarlarda Ferdi bu takımda kim gol atacak diyordum ki nitekim. 4-0'lık Rize Spor maçı galibiyeti dışında Fenerbahçe'nin rahat kazandığı maç yok. Bir de sezonun başı 2-0'lık Altay maçı diyelim. Onun dışında hep zorlanan bir Fenerbahçe, skor bulmakta zorlanan bir Fenerbahçe. Ee, bunlar ortadaydı. Yani şöyle üçlü oynadınız bugün dörtlü oynuyorsanız sağ bekiniz Nazım, sol bekiniz Novak, yedek sol bekiniz Salahi bir Beşiktaş maçı oynadı. Gezal çalım çalım üstüne çalım belki çalım rekoru kırmıştır Türkiye kariyerindeki o maçta. Nazım olmadığı zaman da sağ beke Osay Samuel'i arada Ferdi'yi görüyoruz hani. Hiç orijinal mevkisi olmayan oyuncular. E doğal olarak zaten siz 4 yıl sonra Canerli Gökhan'ı o bölgeyi dolduramadığınız için geri getirdiniz. Hani evet forvet transferi acildi Fenerbahçe'nin. Geçen sene şampiyonluğu iyi bir golcüsü olsa muhtemelen olur diyorduk. İşte Samata'nın ve Sistem'in performansını gördükten sonra. Berişe ile Serdar Dursun ne kadar A sınıfı yani uzağa gitmeyelim. Trabzonspor Cornelius etkisi var. Trabzonspor bugün evet şampiyonluğa gidiyor ama o işin Aralık ayında bitmesini sağlayan oyuncu da Cornelius. Yani o golcük katkısını bir almaya başlayınca Daha iş bitmedi. tamamen bitti. Daha bitmedi. Yok. Konuşuruz birazdan. <laughs> <o yazılar. gülüyor> E, Fenerbahçe'ye tekrar gelirsek de e, şimdiki transfer harekatına bakarsak da bence sol bek, bence sağ bek de almalıydı. Efe Can'a gelirsek, de, işte. Efe Can'a gelirsek de Efe Can'ı ben milli takımda da izledim. Çok beğendiğim örnek bir profesyonel. Yani futbol bazı hikayeleri sever. İşte Adem Büyü'n belli bir yaştan sonra büyük takım görmesi. Muhammed Demir içinde Trabzonspor görse de umarım daha 90 doğumlu diye biliyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray veya tekrar Trabzonspor kulübü olabilir ama yani büyük takım seviyesi farklı. Hani biz Çatır hemen gözü kapalı koydun ama Efe Can Fenerbahçe 11'i ben kafamda çok canlandıramıyorum. Yani aranan ilaç olur mu? Çok... Bence... Trabzonspor da çok istemişti Efe Can'ı. Hayır şöyle Trabzonspor e, Vizca ve Efe Can vardı. Vizca'yı alınca Efe Can rafa kalktı. Evet. Efe Can Galatasaray altı <laughs> ürünlerinden biri. Evet doğru. Çok da iyi bir oyuncu. E, ama Dün e, Farioli'nin bir röportajını dinledim ben canlı olarak. bu arada Farioli çok sevimli bir tip. Kendinden bahsederken de ben topçu mopçu değildim diyor. Yani. Fasat bir oyuncuydum diyor. 19 yaşında bıraktım o işleri. Kaleci antrenörüyle başlamış. Sevimli bir tip yani. İnşallah daha çok izleriz kendisini. Daha uzun yıllar. Dedi ki benim bütün oyun planım Efecan soruldu. Benim bütün oyun planım Efecan üzerine kurulu. Alanya Spor Efecan üzerinden oynuyor. Ben yeni transfer bile istemem gerekirse ama Efecan'ın kalmasını isterim dedi. Başkana da bunu söyledim. O anlamda ben e, Mevlüt Bey'in hocasını kıracak bir e, tasarrufta bulunmasını beklemiyorum açıkçası. Ama çünkü bu anında yani Efecan Haberleri başka bir kanalda öbür tarafta da Faruk açıklamaları vardı. Üst üste geldi. Sica sıcağı Sica'yla karşılaştırılınca... Evet, sicaa sıcağı sicaa'ne karşılaştırınca ben e, yani Alanya Spor yönetiminin hocalarını taca çıkaracak bir hamlede bulunmalarını beklemiyorum. Yani belki teknik direktör tabii ki takımda kalmasını isteyebilir ama neticede bitecek bir sözleşmeden de e, bahsediyoruz. Ya Çavuşoğlu çok iyi kulüp idare ediyor, çok iyi program. Ve Alanya Spor'da da e, ayrılan hiçbir oyuncunun eksikliği hissedin de bu anlamda aslında e, ama. Ama Ezgi unutma ki ayrılan oyuncular için teknik adamdan olur alınır, alınmıştır. Çünkü o akıl yönetiyor Alanya Sporu. Ben yaptım oldu aklı yok Alanya yönetiminin. yönetiminde. Hocasıyla hocalarla görüşüyor. Şimdiki hocam Faruk öyle. O da diyor ki benim bütün oyun planım Efecan üzerine kuruluyor diyor. Bütün oyun planım diyor. Ama Selahattin abi bir şey soracağım. Efecan kaç senedir orada? Kaç senedir oynadığı takım arkadaşları Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon oyuncu da ister yani. Oyuncu isteyebilir. Oyuncu Bir ister. Fenerbahçe 3 milyon, 5 milyon Euro o zaman her, herhalde hocaya da ikna ederler. Şu pazarlık halinde. Şey... Ben bitmesini bekliyorum onu söyleyeyim. Ha, ama Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı mı? Hayır. Yok bence Fenerbahçe'de çok iş yapar. Efe Can her hücum oynayan her takımın sağ tarafını özellikle sağ tarafını işletir. Çok zeki bir çocuk. Ee, çok da temiz oynuyor. Ee, bir de e, yani topla böyle giderken Mehmet. yani Top önünde giderken insanın yürüyüş açısı böyledir ya. At gözlüğü kullanmaz insan bazıları hariç. Efecan kenarıyla arkadaşın nereye hamle yapacağını biliyor. Topu onun koşu yoluna önüne bırakabiliyor. Çok yetenekli Efecan.